PKK terör örgütü sayılmasıyla ortaya çıkan zorluktan sıyrılmak için hem Türkiye'de hem yurt dışında legal isimler ve legal yapılar altında faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bu şekilde hem illegal olmaktan sıyrılmaya hem de kendisine karşı yapılan operasyonların siyasi olduğu mesajını vererek yeni mevziler kazanmaya çalışmıştır. Anne veya babanın hayatta olmaması, anne baba ayrı yaşayanlar, geniş ya da dar yapıdaki aile içinde aşırı baskıya maruz kalanlar, okullarında başarısız olanlar, ailenin yoksulluğu nedeniyle çocuk denilecek yaşta çalışma zorunda kalanlar, ergenlik psikolojisini ağır tepkisel yaşayanlar, ailesinde terör olaylarına karışanlar ve yakınları bulunanlar terör propagandasının en kırılgan kısmını oluşturmaktadırlar. HDP'nin kadın özgürlüğü, cinsiyet ideolojisi ile ilgili söylemleri kadınları ailevi değerlerle özgürlük arasında seçim yapmaya zorlamakta ve aile içinde ağır şiddetli çatışmalara sebebiyet vermektedir. Kaçırılan kızlarımızın, kadınların Suriye'de PYD, YPG içinde militan olarak bulundukları da anlaşılmıştır. Annelerin daha önce buna yönelik eylemler planlamalarına rağmen terör örgütünün engellemesinden ve kendilerine zarar vermesinden korktukları için bundan vazgeçtikleri de bilinmektedir. Ancak kendilerini güvende hissettikleri bir ortam oluşturulduktan sonra oturma eylemi yaptıkları anlaşılmaktadır. PKK'dan ayrılan ve kendileriyle özel görüştüğümüz itirafçı kadınlar, annelerin eylemlerinin kendilerine cesaret verdiğini ve örgütten kaçışı hızlandırdığını da itiraf etmişlerdir. Raporumuzun sonuçlarına getirdiğimiz çözüm önerilerine gelirsek, bölgedeki vatandaşlarımıza sahip çıkılması ve teröre karşı onların güvenliklerini en iyi şekilde sağlanması gerekir. PKK'dan ayrılanlarla yaptığımız özel görüşmelerde vatandaşın huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar olduğuna dair bölge insanında bir bilinç oluşturulduğunda güvenlik önlemlerini desteklediklerini ve bunun normalleşmeyi hızlandıracağını da belirtmişlerdir. Ülkemizin kadınlarına buradan seslenmek istiyorum. Herkes bilmelidir ki hiçbir kadınımız terörle mücadelede yalnız değildir. Her çocuğumuz bizim için kıymetlidir. Terör örgütlerince kandırılıp kaçırılan tek bir çocuğumuzun dahi tırnağından vazgeçmediğimizi bildirir. Hepinizi saygıyla selamlarım.